maçın değerlendirmesini yapacak. Varsa sorularınızı yanıtlayacak. Evet. 1-0 öndeyken tabii 43. dakika maçın 40. dakikasında yediğimiz kırmızı kart tamamen artık oyun planımızı bozdu. Anlamsız bir kırmızı kart. Hala anlayamıyorum bunun nedenini. Hiçbir şey ortada yokken ceza sahasında yatan oyuncuya tekme atmak. Ondan sonra tabii işimiz zorlaştı. Devamında gelen penaltı golü. İkinci yarı sahada kalan arkadaşlarımız Akın oyuna girip dahil olup da eline gelen her şeyi yaptılar. İyi mücadele ettiler. Onlara, sahada kalanlara teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Münir'le beraber Diof'un sakatlığı, Bilo'nun sakatlığı bizi açıkçası sıkıntıya soktu. Ama elimizde olan diğer oyuncular, bugüne kadar fırsat veremediğimiz ve az oynayan arkadaşlarımızdan inşallah iyi hazırlanıp hafta sonu Beşiktaş maçında yine sahada iyi futbolla, iyi mücadeleyle devam etmek istiyoruz. Var mı sorunuz? Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle hocamız maçlarını yapacak. Daha sonra sorularınız varsa onları alabiliriz. Buyurun hocam. Ya ben şunu söyleyeyim. Bir kere kazandığımız için çok mutluyuz. 19 puan yaptık. Bu ayrıca bizi mutlu etti. Belki de ligimizdeki iyi takımlardan bir tanesini yendik, Hatayspor'u. Ben buradan da Hatayspor başkanını, yönetimini, teknik kadrosunu, futbolcuları kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Hakemimizin verdiği penaltı kararlar bizim doğruydu. Ben hakemleri de kutluyorum. Mücadeleye, oyuna, yani düdükleri belki bazen çaldı ama iyi bir maç yönettiler. Ben onları tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza, başkanımıza bir armağanımız olsun. Çünkü 2021 yılındaki ilk galibiyetimiz oldu bu. Yani biz takım içerisinde iyi bir birlik, beraberlik yakaladık. İyi bir sevgi, saygı yakaladık. Bu birlik, beraberliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Yani özellikle bazı oyuncularımızın performansı bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra daha iyi bir Gençlerbirliği izlettiririz. Ve biz elimizdeki oyuncu kadrosuyla hem pandemideki bazı sıkıntılarımız hem Berat'ın gitmesi, belki bizim orta sahada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ama onlar da çok sağ olsun oyuncu arkadaşlarımız bunu kapatıyorlar yaptıkları güzel işlerine de. Üreten bir Gençlerbirliği vardı. 3 tane gol, 3 puan bizi ayrıca mutlu etti. Sorusu olan var mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, Berat bir kere çok karakterli bir oyuncu ve çok da iyi bir oyuncu. Gençler için bir değerdi ama onun gibi değerler yine var elimizde. Onun için hayırlı uğurlu olsun her iki tarafa da. Gençlerbirliği'nden daha önce de böyle genç oyuncular çıktı, büyük takımlara da gitti. İşte bir sürü sayabiliriz. Ama Berat'ın Trabzonspor tercihi kendi tercihiydi. İsteyen başka kulüplerimiz de vardı. Biz şimdi bir an önce Berat'ın yerini bir kapatmak istiyoruz. Çünkü biz 3 tane en az takviye yapmak istiyoruz. 3. bölge ve 2. bölge bir tane kenar oyuncusu düşünüyoruz. Ayten'le ilgili de şöyle, şimdi Ayten geçen hafta sakatlığı vardı. Biz götürememiştik. Maç öncesinde ben onunla konuşmuştum. Yani sen 70'e kadar idare et. Bir bakalım ne oluyor, nereye gidiyor. O da iyi oynadı. Ama sonrasında bir yorgunluk bindi. Tabii ister istemez hangi futbolcu oyundan çıkarırsan bir gerginlik yaptı. Ama biz ona saygı duyuyoruz. Öpüştük. Aramızda herhangi bir problem, sıkıntı da yok. Buradaki bütün oyuncular, bizim oyuncularımız, girenin, çıkanın birbirine saygı duyacağı bir ortam yaratmak istiyoruz. Yani biz gençlerimizdeki, elimizdeki genç oyuncular, tecrübeli oyuncularla iyi bir takım yarattığımızı düşünüyoruz. İyi bir aileyiz, iyi bir birlik beraberliğimiz var. İnşallah bunu devam ettiririz. Başka sorusu olan var mı? Ya Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki büyük bir camia, zor bir deplasman. Geçen hafta da onlar Konya'da dün 4-2 kaybettiler. Bizim maç onlar için dönüm maçı olacaktır. Ama biz orada pes etmeye gitmeyeceğiz. Ortada bir 3 puan var. Biz de talibiz. Çünkü taraftarın olmadığı bir ortamda iç saha, dış saha diye bir şey yok bana göre. Biz orada hem iyi oyun hem de puan almak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler, şehrin içinde ama huzurlu yerler. Ferah aydınlık, güvenilir bütün evler, çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer. 140 bin metrekare her yer göz önünde. Abi, abla, dede, nene buyurun sizde. Huzur var burada, gelin gizli sizde. Ben anlattım her şeyi, şimdi söz sizde. Evlere gel, evlere, evlere. Huzurla dolan bu çevrede. Sen de olmalısın kesinlikle. Gel, gel, gel bu evlere.